Özvatan Stadyumu'ndayız şu anda. Buranın hakkında biraz bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Burası 80'li yıllarda dikenli taşlı bir tarlaydı. Burada toplanır, futbol oynardık. Yaşımız 16, 17, 18, 19'a varana kadar o yaşlardaydık. Daha sonra zaman geçti, yıllar geçti ve beden terbiyesi genel müdürlüğü karar aldı. Buraya böyle güzel bir stat yaptı. Hafif eksikleri olsa da muazzam bir stat oldu. Tabii kısmet olmadı. Oldu diyelim de gençken oynamak kısmet olmadı. Yoksa birkaç defa daha burada top oynadık. Arkadaşlarla birlikte maç yaptık. Ve bugün de kendi arkadaşlarımız toplandık. Isınma hareketleri, kaleye top vuruşları gibi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben size Özvatan Gençlik Spor'un geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. Özvatan Gençlik Spor, Çukur Gençlik Spor olarak kuruldu. 1981-82 yıllarında tahmin ediyorum. Evet, o zaman şöyle daha önce kuruldu ama o zaman tescillendi, resmiyete geçti. Ve 83-84 sezonunda amatör 2 olarak Kayseri'de müsabakalara katıldı. İlk dönem orada biz top oynadık. İkinci dönem devam ettirdiler tabii. Benim aklımda kaldığı kadarıyla Çukur Gençlik Spor'un yönetimini ve futbolcularını hatırlamaya çalışacağım. Rahmetli Ahmet Karazehir bu işe ilk adımını atanlardandır ve biz ona destek verdik. Onunla birlikte Ankara'da olması gereken evraklar götürdük, Ankara'ya teslim ettik. Ondan sonra da resmen Çukur Gençlik Spor Kulübü kurulmuş oldu. Ve kulübün başkanlığına Elvan Ekinci getirildi. O zaman rahmetli Elvan Ekinci belediyede görevliydi. Belediyenin operatörüydü. Daha sonra kadro kurmaya çalıştık. Ve bu kadroda ilk 11'i size aktarmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Aklımda kalan var. Kalede Güven, soy ismi Karamamut'tu herhalde, tahmin ediyorum. Geri dörtlüde sağ bekte Oktay Erdoğdu. Yılmaz Alabay. Bir de İbrahim Koç vardı tahmin ediyorum. Ve onların önünde Mustafa Duvan. Orta sahada Hacı Ahmet Kaplan. Yok, pardon, geride bir kişi daha vardı. Yücel Hoca. Ortada Hacı Ahmet Kaplan, Tekin Çaca, Erol Göktaş. İleride Turgay Eroğlu. Biz Çavuş diyoruz ama evet, Çavuş Ergin Doğan ve Alaaddin Atay. Bu şekilde ilk 11'e çıkıyorduk ve daha sonra oyuncu bulamıyorduk daha doğrusu. O zaman da sıkıntı vardı oyuncu bulmakta. Ercihan Argındoğan ve Burhanettin Carlak bildiğim kadarıyla yedekte bekliyorlardı. Ve daha çok yedek sayılmaz buna. Çok oyuncular çıkıyordu, sakatlanıyordu, yoruluyordu ve bunlar da tam anlamıyla takımda görev yapıyorlardı. Oradaki anılarımdan bir tanesini anlatayım. İlk maça çıktık. Başakspor değil de Yemlihaspor. Yemlihaspor'la ilk maça Sümer Stadı'nda çıktık ve çok böyle çamur vardı. Çimle karışık çamur.
Ayakkabılarımız da düzenli değildi. Emanet ayakkabıyla maça çıkmıştım. Artık top ileri geldi. Sol ortadan, yani sol kanadın orta tarafından topu alıp son adamı geçtikten sonra kaleciye yaklaştım. Artık topa vurmak için takadım iyice kesilmişti. Çünkü gerçekten çok çamur bir sahaydı. Aslında kondisyonumuz yüksek olmasına rağmen onu yaşadık orada. Ve artık kaleciyle baş başa kaldım. Kaleci de üstüme gelince topu vurmak zorunda kaldım. Topu vurdum. Kalenin çizgisini en fazla iki karış geçti ve gol oldu ama Çukur Gençlik Spor'un ilk golü o tarihe geçmiş oldu. Kuruluşunu ve ilk maçının ilk golü oldu. O şekilde mutlu oldum ama nefesimi tutamadım ve bir anda dedim ki eğer ben nefes alabiliyorsam bir daha futbol oynamayacağım dedim ama futbol sevgisi başka bir şey. Devam ettik. Sezonu tamamladık. Sezonu da tahmin ediyorum 4. olarak bitirdik ama çok az kart gördüğümüzden dolayı sadece bir centilmenlik kupası aldık. Ve daha sonra tabii buradan hem yöneticiler hem de oyuncular, değişik farklı oyuncular yerlerini aldı. Tabii biz o zaman öz vatandan ayrıldık ve gurbetin yolunu tuttuk. Zaten artık ekmeğimizin peşindeydik. Şimdi burada şu eksikliği söylemek lazım. Bugün Azvatan Gençlik Spor da var. Geçmişte Çukur Gençlik Spor Kulübü de vardı ama şöyle güzel bir tane kulübümüz olmadı. Formalarımızı asabileceğimiz, orada değiştirebileceğimiz bir kulübümüz olmadı. İnşallah bundan sonraki yöneticiler, kulüp yöneticileri, başkanlar, hiç kimse onlar bu eksikliği giderir. Bir ikincisi de gördüğünüz gibi bu stadyumun ışıklandırması böyle bu şekilde sokak lambası gibi. Oysa ki günümüzde artık LED lambalar, projektörler çıktı. 4 tane LED projektör stadyumumuzu ışıklandırır. Her ne kadar burada resmi müsabakalar oynanmasa da kışa denk geliyor. Çünkü haklı olarak vesayet sistemi var. Yani futbolcuların birçoğu Kayseri'de. Onların buraya gelmesi hakikaten zor oluyor. Fakat yaz aylarında turnuvalar olabilir. Burada şenlikler olabilir. Burada konferanslar olabilir. Açık hava konferansları, açık hava daha doğrusu konserleri olabilir. Ve bu ışıklandırma o zaman da işe yarar. Bir ikincisi tam yedek kulübelerin orası oraya. Bir de işte gördüğünüz gibi bir de bu türbünün yanına bir yere güzel bir kamera çekim yerleri, yani etkinlik olsun, sadece futbol değil her şeyi çekebilecek bir ünite olması lazım. Onu da söylemek gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş batı türbününe doğru gidiyoruz. Yani bu türbün demeyelim de yedek kulübelerine doğru gidiyoruz. Yedek kulübelerin arkasında yine seyir türbünü olabilecek güzel bir yerimiz var. Fakat oranın dizayn edilmesi lazım. Oraya doğru yaklaşıyoruz şimdi. Bunu neden ısrarla bu işin üzerinde duruyorum? Çünkü güneş batacağı zaman akşama doğru eşeğini buraya veriyor. Bu tarafta direkt insanların gözüne yüzüne bulaşıyor. Güneş yani gözlerini alıyor. Seyir, insanların seyirleri zorlaşıyor. Ama burada batı türbünü yapılsa buraya, buradan daha güzel etkinlikler, spor faaliyetleri işte gösteriyorum. Hemen arkası. Yani şu gördüğünüz yer, şu kıraç olan yer, otlar kurumuş olan yere bir seyir türbünü yapılabilir. Şimdi ben buradan spor faaliyetlerine katkı sağlayan tüm öz vatanlara çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu güzel
imkanları değerlendirebilecek güzel organizasyonların yapılmasını. Mesela geçtiğimiz yıl çok güzel bir turnuva yapılmıştı. Onun gibi daha çok faaliyetleri burada yapabilecek kapasitede olan arkadaşlarımızı şimdiden harekete geçmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum ilgileri için geçen seneden dolayı. Geçen sene yaptıkları güzel turnuvalardan dolayı. Sizlerden ayrılmadan önce Özvatan'dan stat hakkında bu bilgiler verdim. Sizlerden ayrılmadan önce tüm Özvatanlara ve bizi takip eden tüm takipçilerimize sonsuz selamlarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Ali Atnatay, Özvatan.